Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren faciasında yaşamlarını yitirenler fotoğraf sergisiyle anıldı. Çorlu'da bir alışveriş merkezinde açılan fotoğraf sergisinde duygu dolu anlar yaşandı. Tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler, kazanın nedeni aşırı yağmurdu açıklamalarına tepki gösterdi. Yağmur diye yağmurlar yağmasın diyorum artık, yağmur yağmasın. Boynum çatladı, kaburgalarım kırıldı, akciğerlerim söndü, kafam yarıldı, kafatasım çatladı. Çok ağır bir şekilde yara aldım. Bugün 5 ay oldu. İlk günden bugüne adalet için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Ailesinden 14 yaşında kızı Bihter Bilgin'i, 2 kız kardeşini ve 5 aylık Beren bebeği tren kazasında toprağa veren Zeliha Bilgin, sergiyi Türkiye genelinde açmak istediklerini duyurdu. Devlet Demir Yolları kurum yöneticileri, suçlu sizlersiniz. Bu facia ne yazık ki rayların altında kalmayacak. Bunda emin olun ki ihmaller, hatalar bunlar ardı ardına eklenmiş vaziyette. Sena Köse'nin anne ve babası Gürkan'la Aysun Köse çifti ise kaza olmasın diye yağmur duasına mı çıkalım diye sordu. Biz köylerde görüyoruz insanlar yağmur yağsın diye duaya çıkıyor. Biz bundan sonra yağmur yağmasın diye mi dua çıkalım ya? Bu kadar basit mi? Peki yağmur yağdı. Ben Sayın Valimize de söylemiştim. Yağmurun yağacağı yer belli. Meteoroloji uyarmış. Ne olurdu Çorlu Murat'la arasına bir denetim yapılsaydı. O bekçiler gönderilseydi zaten menfezin hali görülecekti. O tren Murat'la duracaktı. Herkes bir şekilde evlerine veya gideceği yerlere ulaşacaktı.